severler, Ziraat Türkiye Kupası'nda Nazilli Belediyespor Karşıyaka mücadelesindeyiz. Geçen sezon aynı kaderi paylaşmış iki takım. İki takım da ikincilikte bulunduğu aynı gruptan küme düştü 3. lige. Bu sezon kader onları Ziraat Türkiye Kupası ikinci eleme, ön eleme turunda karşılaştırdı. Bakalım, zevkli bir maç bizi bekliyor. Nazilli Belediyespor ilk defa bu sezon seyircisiyle buluşacak. Seyircisi önünde ilk defa görücüye çıkacak. Karşıyaka teknik direktör Ufuk İskender'i gönderdi. Van Belediyespor beraberliğinin ardından geçen hafta ligde Düzce Spor'a yenildiler. Nazilli Belediyespor Artvin Hopa Spor'la 0-0 berabere kalarak kısmen iyi bir başlangıç yaptı. Güzel bir maç bizi bekliyor. Tribünlerinin tanınan isimlerinden Mustafa Selek'le birlikteyiz. Namı değer kasap, neler düşünüyorsun maçla alakalı? Valla ben uzun zamandır maçlara da gelmiyordum. Bu maç önemli bir maç. Prestij maçı. Nazilli'miz inşallah yenecek. 3-1 veya 4-1 gibi düşünüyorum. Zaten 1-0, 2-0 kabul etmiyorum. Daha yüksek skorlu maç bekliyorum. Nazilli Spor tribünlerinin tanınan isimlerinden Murat Sarıoğlu'yla birlikteyiz. Evet. Bu maç sezonun ilk maçı kendi sahamızda resmiyet kazanan. Hopa'dan beraberlikle geldik. Lig için iyi bir başlangıç sayılabilir. İnşallah bu maçla beraber 3. ligdeki yeni sezonumuzda iyi bir başlangıç olur. Türkiye Kupası'nda bir üst turlara geçerek kulübümüzü maddi anlamda da prestij anlamında da bir onurumuz, gururumuz olur. İlk kupa maçımız. 2. tur elemesi. İyi hazırlandık. Her maça çıktığımız gibi yine ciddi çıkacağız bu maça da. İnşallah yenip diğer tura kalmayı hedefliyoruz. Gruplara kadar gideriz inşallah. Bir gol hedefin var mı bugün? Evet, daha gol orucuna ulaşamadım. İnşallah bu hafta başlarım. Devamında gelir inşallah. Sevgili Mustafa Çelik, öncelikle Manşet gazetesi ve izleyicilerine çok teşekkür etmek istiyorum bu nazik röportajınla alakalı. Zaten bir futbol şehrindeyiz. İki tarafta, hem Nazilli'de hem Karşıyaka'da, ikisi de futbol şehri. Futbolcu yetiştirmiş takımlar. 1984'ten beri zaten Nazilli'nin Türk futboluna kattıkları ortada. İşte Rıdvan Dilmen'ler, Muğdatlar, çok önemli oyuncuları bu şehir, bu ilçe Türk futboluna kazandırmışlar. Bence zor, kıran kırana bir maç geçecek. Neden kıran kırana bir maç geçecek? Çünkü bu bir Ege derbisi. Öncelikle fair play'i iki tarafta ön plana tutmalı. Dostluk kazansın. Hakikaten bu bir klişedir ama gerçekten dostluk kazansın. İkisi de futbola yakışan takımlar. Hem Nazilli hem de Karşıyaka. Ortaya güzel bir futbol çıksın. Maç uzamasın, uzatmalara kalmasın. 90 dakikada bitsin. Eğlenelim, gülelim. Through the highways, till my shadow turns to sun rays, and I... Şu anda 55. dakika, Nazilli Belediyespor ilk yarıda nispeten iyi bir oyun ortaya koydu Karşıyaka'ya göre ama girdiği de net fırsatları değerlendiremedi. İkinci yarıda da üstünlüğünü şu ana dek oyuna yansıtmış durumda. Bakalım maç sonunda neler olacak. Seyircinin de çok fazla ilgisi yok yağış nedeniyle.
75. dakikada Yasin Dülger'in harika frikik golüyle 1-0 öne geçti karşısında. Şu anda Nazilli Şehir Stadı'nda muhteşem bir atmosfer var. Az sayıda seyirci olmasına rağmen geçen seneye göre müthiş bir destek var takıma. Bu da gösteriyor ki önümüzdeki günlerde, önümüzdeki maçlarda daha güzel olacak her şey. Bakalım kalan dakikalar neleri gösterecek. Şu anda maç 1-0 siyah beyazların üstünlüğüyle devam ediyor. Sevgili izleyenler, dakika 84, Yasin Dülger karşılaşmada ikinci golü atan isim oldu yeniden. Bolu Spor'dan bu sezon kiralık gelen futbolcu farkı 2'ye çıkarttı ve şu anda kendi seyircisi önünden muhteşem bir performans sergiledi. Maç şu anda 2-0. Maçın bitimine, karşılaşmanın bitimine şu anda 5 dakika var. Gazili Spor taraftarı 2-0'ın şu anda keyfini çıkarıyor. Kardeşim. İçeride birim i̇lk abi. İlk maçında ilk golünü attım. Neler düşünüyorsun? Valla çok mutluyum turu geçtiğimiz için. İnşallah daha iyi, takımı daha iyi yerlere taşıyacağız. Sağ ol. Maçımızı oynadık. Türkiye Kupası maçını. İyi bir oyun sergiledik. Sahanın her tarafında biz vardık. Maçın başından sonuna kadar topa sahip olduk. Biz bunun mesajlarını zaten hazırlık maçlarında veriyorduk. İyi bir takım olduğumuzu. Koşan, basan, mücadele eden bir takım olduğumuzu mesajını veriyorduk. Şimdi bunu sahaya yansıtmanın artık zamanı geldi. Bugünden itibaren Karşıyaka maçını unutup lige dönmek istiyoruz. Çünkü bizim gerçek hedefimiz lig. Türkiye Kupası'na gittiğimiz yere kadar gideceğiz ama önemli olan ligde nereye gittiğimiz. Oyuncularımızla gurur duyuyor. Bugün onların tek bir amacı vardı. Bizi buraya gelen seyircimizi mutlu etti. Ben de mutlu ettiler. Oyunculara çok teşekkür ediyorum. Seyircimizi, taraftarımızı mutlu ettikleri için. İnşallah böyle devam etmek istiyoruz. Bu maç bitti. Şimdi Kozan maçı bizim için her şeyden daha önemli. Bu maçın bir anlamı olması için, önümüzü çok daha net görmemiz için Kozan maçını kazanmamız gerekiyor. Bugünden itibaren Kozan maçını düşüneceğiz. Tribünlerde tanınmış isimlerinden Oğuz Baldır'la birlikte. Evet Oğuz Bey, neler düşünüyorsunuz 2-0? Vallahi ben takımı çok beğendim. Takım güzel kurulmuş. Yasin özellikle. Gerçi kişiler olarak söylemeye gerek yok da. Takımı çok beğendim. Tribünler olarak da şöyle söyleyeyim. Herkesi artık tribünlere bekliyoruz. Biz bu sene asansör takım olmak istiyoruz. Asansör takım olmak istemiyoruz. Direkt çıkmak istiyoruz. Ben başkana da sesleniyorum buradan. Özgen Türker başkana ve Haluk başkana da. Lütfen bu taraftarlara sahip çıksınlar. Bu çocuklara formasını, atkısını, davullarını, her şeysini versinler. Bu çocuklar bu takıma sahip çıkacak, şampiyon yapacak. Herkese teşekkür ederim. Evet sevgili izleyenler, Nazilli Belediyespor Ziraat Türkiye Kupası ikinci eleme maçında Karşıyaka'yı 2-0 mağlup etti sahasında. Muhteşem bir oyun sergiledi. İlk yarıda, ikinci yarıda Karşıyaka'ya neredeyse pozisyon vermedi. Gerçi maç ilk yarıda daha farklı bitebilirdi ama üçüncü bölgede son vuruşlarda biraz daha etkili olabilseydi maç daha farklı olabilirdi. Ama şu anda önemli olan turu geçmekti. Nazilli Belediyespor kendisi aslında ilk maçında 2-0'lık sonuçta turu geçti. Gözler şimdi Kozan Belediyespor maçına çevrildi. Hafta sonu pazar günü burada Kozan Belediyespor'u ağırlayacak Nazilli Belediyespor. Ligde beraberlikle başladı. Artvin Hopa beraberliğiyle başladı. Şimdi Kozan Belediyespor maçından da galibiyetle ayrılarak yoluna devam etmek istiyor. Bugünlük bu yayınımızın sonuna geldik. Hepinize izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Lig boyunca Nazilli Spor'un her maçında bu yayınlarımız devam edecek. Kendinize iyi bakın.